Sektörler arası yolculuğumuz İstanbul Üsküdar'da mide botoksu alanında uygulamalarıyla hizmet sunan bir klinikte sürmekte. Ameliyatsız zayıflama, ameliyatsız kilo verme, hızlı kilo verme, sağlıklı kilo verme, mide botoksu gibi birçok uygulamayı başarılı şekilde uygulamaktalar. Bilindiği üzere mide botoksu zayıflama yöntemleri arasında en kolay uygulanabilen yöntemdir. Hijyenik ortamda uzman kadrosuyla en iyi hizmeti vermekteler. Şimdi mikrofonumuzu Doktor Ahmet Bekin'e uzatıyoruz. Ahmet Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz sizlere. Misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hemen böyle röportajımıza da böyle bir Ahmet Bey'i tanıyalım ve sonra sizleri dinleyelim. Mide botoksuyla alakalı. Buyurun. Peki, öncelikle ben teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz bizi dinlemek için. Rica ederiz. Mide botoksuyla girelim. Yani mide botoksu gerçekten aslında çok güzel, çok konforlu, çok rahat uygulanabilir ve zayıflama amaçlı uyguladığımız bir yöntem. Ben yaklaşık 15 yıllık genel cerrahi uzmanı olarak bu işi 7 yıldır yapıyorum. Türkiye'de ilk yapan kişi benim bu işlemi. Çok yoğun bir şekilde yapıyoruz ve gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Nedir tam olarak? Endoskopi aslında bildiğiniz midenin içerisine ışıklı hortum dediğimiz endoskop cihazıyla giriyoruz. Hem mideyi bir kontrol etmiş oluyoruz. Genel bir check-up gibi, genel gastrointestinal sistem dediğimiz üst sindirim sistemini ve her şey yolunda normalse bildiğiniz yüze yapılan botoks ilacını midenin içine yapıyoruz. Bu sayede hastaları çok güzel tokluk hissi ve iştahsızlık oluşturarak zayıflatıyoruz. Kaliteli bir zayıflama oluyor aslında ama burada çok korkular da oluyor. Özellikle hiç yaptırmayanlar. Acaba nasıl olur, yan etkileri var mıdır gibi durumlarda olabiliyor. Kesinlikle bunu yaşaması çok normal insanların. Zaten körü körüne hiçbir işleme kimsenin gitmemesi gerekiyor. Ben hatta bazen hastalara biz korkmayana, heyecanlanmayana bu işlemi yapmıyoruz diyoruz. Çünkü bu bir cerrahi işlem. Her ne kadar kesip biçmesek de bir ilaç veriyoruz, bir işlem yapıyoruz. Her işlemin bazı riskleri var. Ama zayıflamak için sayacağımız diğer yöntemler, kullanılan diğer yöntemleri sıralarsak bunların arasında en güvenli ve neredeyse en risksiz diyeceğimiz işlemdir. Nedir bunlar? Tüp mide ameliyatı. Çok büyük bir cerrahi. Mideyi baştan başa kesip yeniden dikiyoruz. Kaçak ihtimalleri, kanama ihtimalleri. Tüp mide ameliyatı mı olmalıyım, botoks mu olmalıyım sorusu bizim çok üstünde durduğumuz bir konu. Şimdi önceden biz botoksa 4 yıl önce ilk başladığımızda hedefimiz genelde işte 5 kilo ile 20 kilo fazlası olan hastalar. 20 kiloya bile çok yaklaşılmıyordu. Daha böyle hani hafifçe iştahı kapatalım. İşte diyet yapıyorum ama veremiyorum, zorlanıyorum diyen hastaları nasıl zayıflatırız diye botoksu yapmaya başlamıştık. Ama zaman içerisinde sonuçlarımız gerçekten o kadar güzel bir hale geldi ki botoksun etkisi, botoksun nasıl yapılacağı, nerelere yapılacağı, kimlere yapılacağı, özellikle nasıl yapılacağının dışında bunun takibinin nasıl yapılacağı gibi şeyleri çok güzel bir şekilde oturttuk. Ve artık şunu diyebiliyoruz, tüp mide ameliyatı olmanıza gerek yok, gelin önce botoks yapalım. Çünkü şununla karşılaştık, tüp mide ameliyatı yapılmış olan hastalar bundan 10 yıl önce, 8 yıl önce, 5 yıl önce, belki 3 yıl önce beslenme düzenini oturtamadıkları zaman tekrar geri kilo alıyorlar ve bu geri kilo alımlarını yeniden çözümlemek zorunda kalıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Yeniden tüp mide ameliyatını tekrarlıyoruz, buna redo deniyor. Veya da bu tüp mide ameliyatını Roux-en-Y bypass'a çeviriyorlardı. Şimdi artık buna gerek duyulmuyor. Tüp mide ameliyatıyla yeniden kilo aldıysa artık botoks yapılıyor. Bunda da çok güzel başarı sağlanınca şimdi artık şunu diyoruz. Tüp mide ameliyatı olmanıza gerek yok. Gelin botoks yapalım, görelim. Botoks da çünkü size güzel bir beslenme düzeni oturtuyoruz. Ve bu düzen sayesinde de hem güzelce kilonuzu veriyorsunuz hem de geri kilo alımlarını engelleyecek düzeni oturtmuş oluyorsunuz. Çünkü unutmamak gerekir ki yeme alışkanlığı en önemli şeydir. Yani siz yeme alışkanlığını düzeltmezseniz, hangi yöntemi uygularsanız uygulayın ki bunu hep söylüyorum. İsterseniz botoks yaptırın, isterseniz balon yaptırın, isterseniz ameliyat olun, isterseniz akupunktur. Hangi yöntemi seçerseniz seçin veya diyetisyene gidin. Bir sürü kilolar verirsiniz. Ama o düzeni oturtmazsanız yeniden kilo almanız kaçınılmazdır. Çünkü insana kilo aldıran şey
yenilen yemeklerin ya kalorisidir, ya düzensizliğidir, ya miktarıdır. Bunları bir şekilde düzene koymak gerekiyor. Botoks burada gerçekten çok etkili oluyor. Çünkü midenizi sıkılaştırıp küçültüyor, iştahınızı azaltıyor. Bunlar yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü kilo almanın 3 tane komponenti vardır. 1- acıkma hissi. 2- doyduğunuzu hissetmek. Yani yemek yedikten sonra o tokluğu hissetmek. 3- göz alışkanlıkları. Biz botoksla o açlık hissini ve doygunluk, yani yediğinizde çabucak doymanızı sağlarız. Ama göz alışkanlığını sağlamak kesinlikle botokslu halinizdeki takiple olur. Biz sizi çok sıkı takip ederiz ve bu düzeni oturtmaktır asıl hedefimiz. Botoks bize yardımcıdır, yanımızdadır. Bu şekilde düzeni güzelce oturturuz ve size aslında yeni bir beslenme alışkanlığı ve bu yeni beslenme alışkanlığında da gidin şu otu alın, bu otu kaynatın, şu yemeği şu kadar yapın, şuradan şu shake'i kullanın değil. Kuru fasulye, pilav, makarna, ne bileyim işte evde pişen bütün yemeklerle biz bu düzeni oturtmamız gerekiyor. Çünkü tabii ki canınız pizza da çekecek, canınız hamburger de çekecek. Önemli olan bunları nasıl yemeniz gerektiğini size öğretebilmek. Ve bu düzeni oturttuğumuzda da çok güzel bir şekilde kilo vermeyi sağlıyoruz. Ve bu sayede de gerçekten bence ben bütün hastalarıma tüp mideden önce kesinlikle botoks öneriyorum. Ve botoksu yapıyorum. Çoğu hastamızda da ameliyata gerek kalmıyor. Gerekirse ikinci seans, gerekirse üçüncü seansı yaparız. O ameliyatın risklerini, ameliyatın maddi külfetini, ameliyatın iş gücü kaybını yaşamanıza gerek yok. Bypass ameliyatı dediğimiz ameliyat, tüp mide ameliyatından kat kat daha büyük bir ameliyat. Bağırsaklar da işin içine giriyor. Kesmeler, dikmeler, orayı oradan alıp oraya birleştiriyoruz. Bunun yerine daha basit olan mide balonu. Midenin içerisine yabancı bir balon yerleştiriyoruz. Çok çok düşük olsa bile patlama ihtimali vesaire, yanlış yerde şişme ihtimali olsa bile olduğu zaman kişinin hayatına mal olabilecek riskler. Bunların karşısında mide botoksu çok basit bir işlem. Endoskopi ve küçük bir ilaç. Burada bizi korkutacak olan şey ne? Tabii ki işlemi yapacak olan kişinin tecrübesi. Endoskopu ne kadar yapıyor? Araştırmak lazım tabii. Tabii ki kullanılan ilaç, özellikle ne yazık ki ülkemizde her şeyin sahtesi olduğu gibi ilaçların da sahtesi kullanılabiliyor. Böyle bir risk var. Siz merdiven altı bir yerde yaptırmıyorsanız bu işlemi, tabii ki böyle riskler yok. İşlemin genel yapısı, genel riski çok ciddi bir risk içermez. Kolay, basit, rahat uygulanabilir. En güzel tarafı özellikle Avrupa'da yaşayan kişiler için, yurt dışında yaşayan hastalar için zaman kaybı yok, hastane yatışı yok. Çok hastamız var bize Avrupa'dan gelen. Sabah uçak biletini alır, gelir, işlemi ne olur, ufak bir İstanbul turu yapar, sonra da akşam evine gider. Zaman kaybı da yaşanır. Kesinlikle. Hem işte dediğim gibi yani en önemli kısmı iş gücü kaybı ve zaman kaybı yaşamıyor olması. Evet. Peki bizim de dikkat edeceğimiz hususlar var mutlaka. Yani özellikle bu işlemi yaptırdıktan sonra, yani yaptırdık ve bitti değil aslında. Kesinlikle. Bu çok güzel bir soru. Evet. Sizlerin de tavsiyelerine uymak gerek. Kesinlikle. Bu bir gerçek hocam. Bir kere gerçekten az önce söylediğim gibi güzel bir soru. Teşekkür ederim bu soru için. Şimdi zayıflamak bir işlemle veya bir ameliyatla mucize şekilde kalıcı olarak kalmaz hiç kimsede. Zayıflama, bazen hastalardan şöyle sorular geliyor. Hocam ben bu işlemi yaptırdım ama diyet yapacak mıyım? Peki ben diyet yapacaksam niye bu işlemi yaptırıyorum gibi. Aslında baktığınızda kısmen haklı bir soru. Ama ne yazık ki beslenme düzenini kalıcı olarak oturtmadan verdiğiniz kiloyu kalıcı olarak koruyamazsınız. Bizim botoks yaptığımız hastaların %40'ı, yani her 100 işlem yaptığımız hastanın 40 tanesi daha önce tüp mide veya başka bir işlem yapmış, vermiş kiloları, yeniden geri kilo almış olan hastalar. O yüzden bu ne demek? Ne kadar büyük cerrahi yapsak bile siz eğer beslenme düzenini oturtmazsanız, siz eğer yaşam tarzınızı değiştirmezseniz kalıcı kiloyu veremezsiniz. Verir, geri alırsınız. Ya bu beslenme yaşam tarzımız olmalı. Kesinlikle. Yaptırdık ve bitti değil. Aynen. Mide botoksunda da aynı şey geçerli. Evet, mide botoksu sayesinde çok güzel kilolar verilir. Çok rahat bir şekilde zayıflanır ama geri kilo almak kesinlikle beslenme tarzı, yaşam tarzını değiştirmekle engellenebilir. Artı mide botoksu sihirli bir değnek değildir. Tüp mide sihirli bir değnek değildir. Bunlar evet zayıflatır çok güzel bir şekilde ama bunlarla beraber
yine beslenmeyi organize etmek gerekir. Yaşam tarzını organize etmek gerekir. Siz diyet yapsanız da zayıflarsınız. Ama diyet yaptığınızda acıkıyorum, dayanamıyorum, canım şunu çekiyor, tabii elim ayağım titriyor dersiniz. Fakat botoksta özellikle çok güzel bir şekilde iştahınız kapanır. Çok net bir şekilde küçük porsiyonlarla çabucak doyarsınız ve böylece aslında bu diyet yapma sürecini çok konforlu bir şekilde geçirirsiniz. Yani ben zaten acıkmıyorum, zaten canım çekmiyor, iki parça yedim doydum gibi bir süreçle zayıflarsınız. Ya aslında sorunun köküne iniyorsunuz hocam. Kesinlikle, yani hani oradaki zorluğu ortadan kaldırıp hastanın özellikle konforlu bir şekilde süreci devam etmesini sağlıyoruz. Bununla beraber çok güzel bir takip sistemiyle özellikle hastaları 6 ay boyunca, botoksun süresi 6 aydır. 6 ay boyunca hastaları birebir kişiye özel takip sistemiyle çok ciddi bir şekilde aslında hedefimiz beslenme alışkanlığını değiştirmek. Ben çoğu zaman hastalarımıza bunu bir antrenman olarak anlatırım. Siz bizimle antrenmanınızı yapın 6 ay boyunca. Bu artık size ait olsun ve böylece bu süreci güzelce yönetelim derim. Peki siz hedeflediğiniz yerde misiniz hocam? Şöyle bir geriye dönüp baktığınız zaman uzun yıllardır bu mesleği icra ediyorsunuz. Ya da bundan sonra neler olacak, farklılıklar? Yani hedeflediğimiz yerdeyiz demek bizi artık o noktadan sonra geriye götürür. Hiçbir zaman hedeflediğimiz yerde olmayacağız. Her zaman hedefimize ulaştıkça biraz daha, biraz daha. Ve tıp dediğiniz alan, hani ben bunu yaptım ve artık bu iş bitti değil. Bundan sonra ilerleyen süreçte belki çok daha farklı bir şey bulacağız. Ne bileyim, küçük bir ilaç yuttu ve tamamen artık iştah kalmadı gibi mucizeler olabilecek, biliyorsunuz. İşte kellikle ilgili problemler de böyle eskiden çözüm üretilemezken şimdi saç ekimleri belki yavaş yavaş genetik oynamalarla gelişecek ve biz de kendimizi geliştirmek, hedeflerimizi yenilemek zorundayız. Şu anda evet gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Yaptığımız bu mide botoksu işiyle çok güzel hikayeler yazıyoruz. Hastalar çok mutlu oluyor. Özellikle hedeflerine hastaların ulaşması bizi de mutlu ediyor. Bizi en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi. İşte ne bileyim, evleneceğim, gelinliğime giremiyorum. Çok güzel bir tabloyla bize düğün fotoğrafları geliyor. Aynen. Çocuk sahibi olamıyorum. Hormonal bozukluğum var. Kiloluyum, veremiyorum. Çocukların fotoğraflarını gönderiyorlar. Bunlar bizi çok mutlu ediyor tabii. Farklı hastalık. Yani bunları yaşamak çok güzel. Öyle şeylerle ölçülebilecek bir durumda değil zaten. Bu hedef dediğimiz olay da hiç bitmeyecek. Zaten dediğiniz gibi biterse biz de bittik demektir yani. Biz de olacağız gerçekten. Biz bir yolda başarılar dileyelim sizlere. Teşekkür. Buradan böyle bir son sözlerinizi alalım mı? Çünkü yurt dışından özellikle çok ciddi bir rağbet görüyorsunuz. Türkiye'ye, tüm Türkiye aslında, dünyaya. Çünkü sağlık olmazsa olmaz, bu bir gerçek. Buradan neler aktarmak istersiniz? Evet, yani şimdi biz genel kendi işimizle alakalı yine söyleyeceklerim şu olabilir. Kesinlikle bu işlem basit bir işlem, kolay bir işlem ama cerrahi bir işlem olduğu için basite yani indirgenmemeli. Hani ben her yerde de yaptırırım. Değil. Kesinlikle buna çok dikkat edilmeli. En önemli şey yapan kişi kim? Gerçekten bu çok önemli. Kullanılan ilaç nedir? Malzemesi hangi? Nereden geliyor? Nasıl uygulanıyor? Yapılacak olan yer hastane mi yoksa işte merdiven altı diye tabir ettiğimiz. Şimdi ben muayenehanemde de yan odaya endoskopi ünitesi koyup hadi bakalım burada yapalım denebilir. Çok büyük riskleri var. Bu birinci uyarı. İkinci uyarı ise kesinlikle botoks bir sihirli değnek değildir. Ameliyat bir sihirli değnek değildir. Mutlaka ve mutlaka bununla beraber artık hedef yaşam tarzını, beslenme tarzını kalıcı olarak değiştirerek ben artık bunu normalime katıyorum demek. Yani zayıfladıktan sonra hadi ben normale döneyim değil, ben artık normalimi değiştirdim. Benim normalim bu demek gerekir ki böylece kalıcı bir süreç olsun. Kalıcı süreci oturtamayan hastalarda. Bazen biz bunu da uyguluyoruz botoksta. Mesela 6 aylık sürecimizi yaptık. Hasta ideal kiloya geldi. Çok güzel zayıfladı. Fakat hocam etki bitti. İştahım açılıyor. Ne yapacağım? Hemen ikinci seansı uyguluyoruz. Ya mutlaka ikinci seans olması gerekiyor hocam. Böyle hastalarda gerekiyor. Evet, mesela ben düzenimi oturtamadım. Geri kilo alacağım diye korkuyorum. Ve yeniden acıkmaya başladım çünkü ilacın etkisi bitti. Botoks biliyorsunuz yüze bile yapıldığında 6 ay sonra yeniden kırışmaya başlar. Ek doz yapmak gerekir. Hemen 6 ay sonra ikinci seansı yaparız ve artık korumaya başlarız. Buradaki hedefimiz artık kilo vermek değildir. Hedefimiz artık kilo almamayı öğretmektir. Böylece bunu tekrarlayan seanslarla yapıyoruz. Bazen nadir olarak manken hastalarımız var özellikle bizim. Kilo almamak için, bu konforu sağlamak için fazla kilosu olmamasına rağmen bakım gibi 6 ayda bir, 8 ayda bir gelir botoksunu yaparız.
Hocam benim iştahım yok, her şey yolunda. Rahat rahat sürecime devam ediyorum. Tabii yaşam biçimi haline getiriyor bunu. Yani hani destekle devamlı hani işlemle yaşam biçimi olmaz. Hani ben buna birazcık karşıyım ama oturtana kadar tekrarlayan seanslarla yapılabilir. Çok risksiz ve kolay bir yöntem olduğu için etki yeniden oturtup ben bu konforu sağladım, rahatım, düzenimi oturtacağım diye bizim böyle hani 6. 7. çok nadir ama genelde 2. seansı çok önerdiğimiz hastalar oluyor. Evet, o zaman biz davet edelim buraya. Herkes en azından böyle bir anlattıklarımızı en azından bu konular. Evet. Merak ettiklerini sorarlar. Kesin. Korkularını yenerler en azından. Çünkü burada aynı zamanda danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Tabii ki. Yani bu da bir gerçek. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim hocam sizlere. Başarılarınız da her zaman daim olsun. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Tamam.